Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersimizin 5. ünit özetini yapacağız. Konumuz İslam Kültür ve Medeniyetinde Sanat. Sanat ve sanatın kapsamıyla başlayalım. Sanat, duygu, düşünce, örf, adet, inanış ve tasavvurları, çeşitli malzeme, araç, teknik ve yöntemler kullanarak gören, ve iştenlerde hayranlık uyandıran bir ahenkle ortaya koymaktır. Sanat kelimesi önceleri sadece mimarlık, heykel ve resim gibi görsel sanatlar için kullanılmış, daha sonralarda da şiir, edebiyat, müzik, süsleme ve sahne sanatları için de kullanılmıştır. Bir sanatı icra etmek için gerekli bilgi, yetenek ve hünere sahip olan kimseye de usta ya da sanatkar denir. Estetik ne demektir? Hayatın içinde, tabiatta ve sanatta görülen güzelliklerin bilimidir estetiğin konusu güzelliktir. İnsan yaşadığı alemde güzelliği arar. Bu arayışı onun için onun içine yerleştiren kimdir? Allah'tır. Kur'an'da hüsn, tayyip, zinet, cemil, ni'me, sürur kavramları işte sanat ve estetikle ilgili kavramlardır. Peygamberimiz Allah güzeldir. Güzeli sever hadisi Müslüman sanatçıları estetik duyarlılığa teşvik etmiştir. İslam'a göre sanat fıtridir. Yaratıcının razı olacağı işleri ulaştıran uğraşlardan birisidir. İslam'da sanat ilahi hakikati arama faaliyetidir ve ona ulaşmak için bir vasıtadır. Müslüman sanatçı güzelliği yarattığına değil, keşfettiğine inanır. Ona göre meydana getirilen eserler Allah'ın cemal sıfatının birer tecellisidir. Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellileri usta birinin eliyle birer sanat eseri haline gelir. Müslüman sanatçı ben göçüp gittikten sonra beni rahmet dansınlar şuuruyla eserin bir sadakaya cari olmasını ister. Peki nedir İslam sanatının özellikleri? İslam sanatının dünya görüşü tevhiddir. Yani Müslüman toplumların sanatlarına birlik kazandırır. Sanatı evrensel hakikatin dili haline getirir. Aynı hakikate beslenen bu ortak sanat anlaşma göre en büyük sanatkar Allah Celle Celaluh'tür. İslam sanatı işlevseldir toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılanmasını amaçlar. İslam sanatında estetik zevk ile işlev ürünü tamamlar, amaçsız ve sadece zevk için eser ortaya koyma anlayışının İslam sanatında yeri yoktur. İslam sanatında tekamül esastır. Yani tekamül en iyiye, en güzel ulaşma çabasıdır. Müslüman sanatçılar kendilerinden önceki birikimi geliştirmeye çalışır, bu birikime özgün bir parça eklemek suretiyle eserlerini verirler. İslam sanatının bir ahlak anlayışı vardır. Sanatın asıl sahibi Allah'tır. Sanatçı zaten yaratılmış olanı tasvir ettiğini, kendisinin sanat adına bir elçi olduğunu bilir. Bu bilin bu bilinci sahip Müslüman sanatkarlar da kibirden uzaktırlar ve tevazu sahibidirler. Allah'ın kendisine verdiği ilham ve kabiliyet için şükrederler. İslam sanatında soyutlama yani üstüplaştırma esastır. Müslüman sanatçı tabiat olduğu gibi kopyalamaz, gerçeğine birebir uygun tasvir etmez. Tabiatta gördüklerini soyutlama yoluyla gerçek halinden uzaklaştırır. Sonra kendi üslubunu katarak onları şematik birer desen motif haline getirir. İslam dini Müslümanları sanatla ilgilenmeye teşvik etmiştir. Dünyadaki sanat eserlerinin görülmesini, buralardan ibret alınmasını, ilham alınmasını istemiştir. Diğer medeniyetlerin sanat eserlerini insanlığın ortak mirası görmüştür. İşte bu eserler tevhid inancına aykırı olmadığı sürece koruma altındadır. Dil ve Edebiyat Kur'an'ın bir dil ve edebiyat mucizesi olması, İslam medeniyetinden dil bilim çalışmalarının ve edebiyatın gelişmesini sağlar. Kur'an'ın mesajının edebi özellikleri, söz sanatlarına yön verir, dil de estetik duyarlılığın gelişmesini sağlar. İlimlerin tedvin ve tasnifi ile birlikte, dil ile edebiyat ilimleri de lügat, sarf, nahi ve belagat gibi çalışmalar yapılıp dallara ayrılmıştır. Medreselerdeki ilimler hiyerarşisinde dil bilimleri en başta gelir. Çünkü diğer ilimlerdeki gelişmeler ancak dil ile gerçekleşebilir. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Müslüman toplumlar dünya kültür ve medeniyetindeki dil ve edebiyat çalışmalarının çok önemli katkı sunanlar olmuştur. İslam dünyasında hem tercüme hem de telif eserlerde önemli birikim oluşmuş. Tercüme eserler için yabancı dil eğitimine de önem verilmiştir. Edebiyat bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışını ve estetik dünyasını yansıtan ayna gibidir. İslam medeniyetinin oluşmasında İslami kaynaklardan beslenen yerel edebi türlerin yanında divan edebiyatı, dini, tasavvufi, halk edebiyatı gibi günümüze kadar gelen köklü edebiyat gelenekleri etkili olmuştur. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı, Karahanlılar devrinde Yusuf Has Hacib'in kalem aldığı Kutatku Bilik Alık adlı eserle başlar. Selçuklar döneminde gelişmeye devam eder, Osmanlılar döneminde ise klasikleşerek İslam medeniyetinin önemli bir unsur haline gelir. İslam edebiyatının ürünlerini örnekleştir. Naat, Mevlid, Tevhid, Siretün Nebi, Hadis-i Erbain, Kısa Sembiya, Münacat, Miraciye, Şemail, İsmail Hüsna, Hilye, Mersiye, İlahi, Nefes, Devriye, Şathiye, Menâkıb-ı Nâme, pend name, Mesnevi, Sohbet-ı ramazan Niye, velayet name Erkan-ı Maktel-ı İdiye, akaid name şeklinde. İslam Edebiyatı'nın konuları ise Kıssa, fetih name, Siyer, Seyahat-ı hikaye Siyaset-i tezkire battanname Hamzaname hamza name, manzum hikayeler cenkname cenk name, vakainame şekline karşımıza çıkıyor. İslamiyet etkisinde gelişen edebiyatta şiir bir tür olmanın dışında önemli bir misyondur. Şiir Allah'ın varlığını, birliğini ilan etmeye, Allah'ı övmeye yarayan bir araçtır. Müslüman şair de hikmete taliptir ve şiir vasıtasıyla onu ortaya çıkarır. Bu yüzden İslam kültüründe şiir marifet dolaşmanın en iyi vasıtalarından biridir. İslam'ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu yolla Allah'a ulaşma düşüncesine tasavvuf denir. 10. yüzyıldan sonra tekkeler çevresinde gelişen tasavvuf düşüncesi dini tasavvufi halk edebiyatının doğmasına da vesile olmuştur. İslami edebiyatın kollarından biri de divan şiiridir. Divan şiirin ana konusu aşktır. Şiirin kulağa hitap etmesine yani musiki önem verilir. Edebi sanatların ayrı bir yeri vardır. Soyut bir şiir olduğu için şair duygu ve düşüncelerini sembollerle dile getirmektedir mimari. İslam medeniyetinin en güçlü sanat dallarından birisi de mimaridir. Namazın cemaatte kılınmasının tavsiye edilmesi camiyi, bedensel temizlik vecibesi hamamı, yolcuya hizmet ilkesi han ve kemervan sarayı, İslam'ın ilme verdiği değer medreseyi, nefis terbiyesi de tekkeyi doğurmuştur. İslam toplumlarından her biri, her haneden hatta her sanatçı kendi mimari anlayışına göre İslam mimarisine renk katmışlardır. Dini mimari, İslam mimarisinin en önemli ve en güzel eserleri Allah'ın evi kabul edilen camiler ve mescitlerdir. Camiler İslam'daki tevhid inancının hayata geçirdiği mekanlar, Müslümanlar ibadet hanelerini kendi meskenlerinden üstün tutmuşlar, mimari ve tezinat bakımından evlerinden daha üzerine inşa etmişlerdir. Camiler farklı niteliklere göre simlendirilmişlerdir. Fethedilen beldelerde açılan veya kurulan ilk camiye Fethin Hatırası olarak Fetih Camii, şehirdeki merkezdeki camiye Ulu Cami veya Cami Kebir, Osmanlı Sultanları inşa ettikleri camilere Selahaddin Camii, yol boylarında daha çok bir çeşme başında yolcuların gelip geçerken namaz kılmak için yapılan üstü açık mescitlere de namazgah denmiştir. Yöresel ve yaklaşım farklı olsa bile cami mimarisinde avlu vardır, çadırvan vardır, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, minare ve mahfil kısımları vardır. Dini mimari olarak cami, mescit, minare, türbe, tekke, zaviye sayılır. Sivil mimarilere evler, hanlar, hamamlar, medrese, mektep, çeşme, sebil ve saraylar. Askeri mimarilerde ordugah, ribat, kale, sur, hendek, tabya ve kule olarak karşımıza çıkıyor. Türbeler İslam coğrafyası, coğrafyasında önemli kişilerin mezarlarının üzerine inşa edilmiştir. İslam coğrafyasında yer alan tekke, zaviye ve dergahlarda dini mimari kapsamında değerlendirilir. Sivil mimari İslam medeniyetinde sivil mimari geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Sivil mimarinin en önemli unsuru evdir. Harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşur. Avlu evi dış dünyaya karşı muhafaza eder. Ev basit bir sığınak olmayıp yaşlı, çocuk, kadın, tüm ailenin bütün hayatını kapsamak üzere tasarlanır. Sivil mimarinin bir unsuru olan hamam da bir bölge fethedildiğinde veya yeni bir yerleşim yeri kurulduğunda ilk inşa edilen yapılardandır. Anadolu'da ilk hamam binaları Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani'de bulunan Selçuklu hamamlarıdır. İslam medeniyeti bir su medeniyeti olarak adlandırılır. Osmanlı'da çeşme ve sebil yaptırmak sevap kazanma amacını da aşarak bir zevk ve başlı başına bir estetik gayeydi. Sebiller yoldan gelip geçenlere soğuk menba su içmeleri için yaptırılmış vakıf eserleriydi. Bu sebillerde cuma, kandil ve bayram günlerde bal ve şerbetler ikram edilirdi. İslam ülkelerinde saraylar görkemli yapılar değildir. Hükümdarlar dini mimari gölgede bırakacak tercihlerden uzak dururlar. Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemlerde inşa ettiği Topkapı Sarayı çağdaş saraylar arasında yine mütevazidir. Askeri mimari ise ordugahlar, ribatlar, kaleler, surlar, hendekler, tabyalar, ok meydanları, gözetleme ve haberleşme kuleleri olarak unsurlar olarak bilinmekte. Ve güzel sanatlar. Güzel yazı İslam medeniyetinin en göze sanatıdır. Kur'an'ı şanına yaraşır bir güzellikte ve göze hitap edecek bir şekilde yazma arzusu yazının öne çıkmasını sağlamış. Hat sanatının en güzel örnekleri musaflardadır. Kur'an-ı Kerimlerde kitaplar, hilyeler, levhalar ve fermanlarda da hat sanatı uygulanmıştır. Yazı Müslüman sanatkarlar eliyle geliştirilerek yeni biçimler, isimler almıştır. Tesip, kitap süsleme sanatlarının önemli bir dalıdır. Bu sanatla uğraşanlara müzehip denilir. Tesip Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar başta olmak üzere divanlar, hilye-i şerifler, mesneviler, tarihi, ilmi, edebi el yazması kitaplarda uygulanmıştır. Ebru ise kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatı. Resmi mektuplarda, kitaplarda ciltlerin iç yüzeylerinde kaplama malzemesi olarak has levhalarının etrafında bezeme unsuru olarak üzerine yazı yazılacak her türlü kağıtta süsleme olarak kullanılmıştır. Minyatür ise ışık ve gölge oyunlarıyla derinlik kazandırılmayan küçük boyutlu renkli resimler, el yazması kitapların metinlerini resim yoluyla çoğal açıklamak amacıyla yapılıyor. Bu resimlere bakanlar canlılık izlenimi almazlar. Bu üslup bilinçli bir tercih olarak sunuluyor. Yani canlılık izlenimi vermemesi çünkü İslam sanatında tabiat olduğu gibi kopyalanmaz. Minyatüre tasvir ya da nakış gibi isimler, minyatür yapan sanatçıya da musavvir ya da nakkaş ismi veriliyor. Çin'i, diğer adı Kaşi. Porselen sanatını dünyaya tanıtan Çinlilere izafette Çin isminden türetilmiş, Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan Çin'i asıl gelişimini Anadolu'da Osmanlılar döneminde gösteriyor. Osmanlılar döneminde Çiniciliği merkezi İznik ve Kütahya'dır. Çin'i sanatının en parlak dönemine ait örneklerin toplandığı son eser İstanbul Sultanahmet Camii'dir. Ahşap sanatı Madene ve taşa göre işlemesi kolaydır. Naif ve görünümü çok sıcak malzemelerden oluşur. Cami, türbe, saray, köşk ve evlerin kapı, pencere ve merdiven trabzanı gibi mimari elemanlarında kullanılır. Minberler, camilerdeki vaaz kürsüleri, kura muhafazaları, rahleler gibi eşyalarda ahşap sanatının kapsam içlerine girer. Ciltçilik ise yazma ve matbu eserlerin muhafazası için yapılan kitap kaplamasına cilt, bu işle uğraşanlara mücellit denir. Yazıya ve kitaba olan hürmet, cilt sanatının gelişmesine vesile olmuştur. En güzel ciltler mushaflar için yapılmıştır. Kumaş sanatı İslam coğrafyasında kumaşın uygulama alanı geniştir. Kabe örtüsü, musaf mahfazaları, sanduka örtüleri, bayrak, sancak, başörtüsü gibi nesneler özel kumaşlardan hazırlanır. Yöneticiler ünvanlarını temsil eden ayırt edici kıyafetleri giymiş, kumaşın türü, işlemesi ve renkleri rütbeleri yansıtmıştır. Halı sanatı Halı ve kilim, mescid, saray ve evlerde zemin döşemesi olarak kullanılmıştır. Halı ihtiyaç olmakla beraber sanat eseri olarak da üretilmiştir. Müslümanlar halı sanatında insan ve hayvan figürü kullanımından kaçınmış farklı motifler kullanmışlardır. Taş işçiliği Taş mimarinin ana malzemelerindendir. Cami, medrese, saray gibi mimari eserlerdeki taş süslemelerine çeşitli kompozisyonlar, tasarımlar kullanılmış. Minareler, mezar taşları, anısal giriş kapılarında taş işçiliği, Genellikle yazı, bitki formları, geometrik desenler sade ve ince bir üslupla işlenmiştir. Maden sanatı Maden, silah sanayi, mimari, ev eşyası, zinet ve para olarak hayatın her alanında kullanılıyor. Bakırcılık, altın ve gümüş işlemeciliği olan kuyumculuksa önemli maden sanatlarındandır. Çeşitli tekniklerle yapılan madeni eşyaların üzerine yaprak, rumi, nar, lale ve selvi gibi bitkisel sistemler kullanılmıştır. Musiki Musiki insanlık tarihi kadar eski olan, insan fıtratının meylettiği Allah'ın lütfu olan nimetlerden birisi. Duygu ve düşünceleri ifade edildiği bir araçtır. Kur'an ve Musiki Kur'an tilaveti Musiki'dir. Musiki olarak değerlendirilmemiştir. Ancak Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku ayetiyle Kur'an'ı sesinizle süsleyiniz hadisi kıraatte güzel sesin önemi belirtmiştir. Yani Musiki değil ama güzel sesin önemi var. Kur'an'ın ruh ve manasından soyutlayarak, onu salt bir ses ya da nameye indirgeyerek okumak hoş değildir. Kur'an'ı kıraate uygun ve e e anlayarak okumak esastır. Ezan Tevhidin ilanı, namaza çağrı işlevi olan ezan okunuşu aynı zamanda bir sanattır. Osmanlı döneminde Selahattin camilerde görev yapacak imam ve müezzinlerin güzel sesli ve musiki bilgisine sahip olmaları tercih edilmiştir. Enderun'a alınan güzel sesli ve kabiliyeti gençler musiki eğitiminden sonra hünkar müezzine seçilmişlerdir. Dini musiki yani cami tekke musikisi. Cami musikisi enstrümana yer vermeden yalnızca insan sesiyle yapılır. Camide Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanında müezzinlerce yapılan tesbihat, tekbir, salavat, sala, ilahi güzel sesle okunur. Osmanlı'da her hicri ay için bestelenmiş ayrı ilahiler vardır. Tekke ise musikinin icrasında enstrümanlar kullanılıyor. Tekke musikinde zikir ön plandadır. Musiki zikrin devamını sağlayan bir görevdir. Tekkede de yapılan zikirlerde seslere, ritmin yürütülmesi amacıyla kudüm, bendir, ney, rebab gibi enstrümanlar eşlik ediyor. Osmanlılar'da musikinin icra alanlarından biri de mehterdir. Mehter dünyanın en eski askeri bandolarından birisi olarak kabul edilir. Mehter takımı savaş zamanında askerlere cesaret vermek ve düşmana korku salmak amacıyla orduyla birlikte sefere çıkardı. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin özetinin sonuna geldik. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.